Ümit Zileli, Korkusuz Gazetesi. Cehenneme açılan yol. Sevgili duygu Asena'nın ortalığı ayağa kaldıran kitabının adıydı. Kadının adı yok. Uzun, çok uzun yıllar önce yazmıştı. Kadının nasıl örtelendiğini, incitildiğini, haklarının nasıl çiğnendiğini, ölesiye daya yatırıldığını, hürriyetinin nasıl kısıtlandığını, ikinci, üçüncü, beşinci sınıf yerine nasıl konulduğunu anlatıyordu. Bir de namus, töre adı altında nasıl öldürüldüğünü tabi. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, Sezen Aksu'nun seslendirdiği Ünzile şarkısının milyonlar tarafından hüzünle, gözyaşları içinde dinlendiği yıllardı. Askere gittiğimde Duygu'nun o kitabı nasıl büyük bir isabetle hedefi tam 12'den vururcasına yazdığını bizzat yaşayarak anlamıştım. Tunceli'nin bir mezrasında sabahın beşinde okula gitmek üzere yola çıkan kocaman gözlü Sema'yı görünce çok şaşırmış, saatlerce yol tepen bu kızcağıza hem hayranlık duymuş hem de acımıştım. Daha sonra ailesinin evine uğrayıp ağabeyiyle konuştuğumda aynen şöyle demişti. Durduramıyoruz, illi de okuyacağım diyor bey. Halbuki okudukça değeri düşüyor, kimse almaz artık onu buralarda. Bu büyük acımasızlığı daha sonra ilk kitabım Vur Emri bir Asteğmen'in Tunceli Anıları kitabımda anlatacaktım. Duygunun filme bile çekilen kitabının anlattığı gerçeklerin üzerinden yıllar, iktidarlar, nesiller geldi geçti. Şimdilerde ise kadının bedeni bile yok. Barbarlığın olağan sıradan olduğu ülke. Artık kadınlar şakır şakır öldürülüyor. Üstelik artık yalnızca namus sadece töre gereği değil, Kadın bedeninin yok olma gerekçesi boşandı diye öldürülüyor. Ayrılmak istedi diye öldürülüyor. Çalışmak istedi, çalışıyor diye öldürülüyor. Sinemaya gitti diye öldürülüyor. Sokak ortasında öldürülüyor. Otobüste, trende öldürülüyor. Adliye binası önünde öldürülüyor. Evinde çocuklarının gözü önünde öldürülüyor. İş çıkışı öldürülüyor. Boğazı kesilerek öldürülüyor, onlarca kez bıçaklanarak öldürülüyor, silahtaki tüm mermiler üzerine boşaltılarak öldürülüyor, baltayla keserle boğularak asılarak öldürülüyor. Kadın cinayetlerini durdurucu as platformunun her ay, her yıl kadın cinayetleri raporu yayınlıyor. O raporlarda hep dikkatimi çeken, adeta insanın beynine tokmak gibi inen iki sözcük var. En az en az. Yani yok edilen kadınların tam sayısı konusunda bile tereddüt var. Mesela o ay ya da yıl katledilen kadınların genellikle yarısına yakınının neden öldüğü, öldürüldüğü bilinmiyor. Mesela şöyle deniliyor bir aylık raporda. Beş kadın ekonomik bahaneyle, altısı boşanmak istediği, barışma isteğini reddettiği, telefona cevap vermediği gibi hayatı hakkında karar almak isterken öldürüldü. Şu kadar kadının ölümü ise şüpheli. Raporda caydırıcı cezalar verilmedikçe, şiddeti önleyici tedbirler içeren 6284 sayılı kanun gerçekten etkin şekilde uygulanmadıkça kadına yönelik yok etme olayları tüm hızıyla sürmeye devam ediyor deniliyor. Üstelik bu raporlar daha çıkar çıkmaz eskimeye başlıyor. Çünkü o raporlar kadın cinayetlerine yetişemiyor. Cinayetlerde İstanbul başı çekiyor. Ancak vahşet aslında doğudan batıya, kuzeyden güneye, tüm Türkiye haritasına yayılmış durumda. Gerici kafa ise hala düğün davetiyelerinde babanın yanında niçin annenin adının yer aldığını sorguluyor. Biraz daha palazlansa gelinin adını da çıkarın diyeceği kesin kadının adının ve bedeninin yok hükmünde olduğu toplumların yok olmaya mahkum olduğunu o minnacık beyni idrak etmiyorlar. Gazetelerin kanlar içindeki üçüncü sayfaları. Aylar, yıllar bu minvalde geçip gidiyor. Ancak değişen bir şey yok. Bu kafayla, bu adalet anlayışıyla 2, 4, 8 yıl sonra da değişen bir şey olmayacak. Çünkü bu ülkede bizzat iktidar kadını biraz da olsa korumaya yönelik üstelik ilk imzasını da kendisinin attığı İstanbul Sözleşmesi'nden tarikatların, cemaatların baskısıyla çok önemli bir eylem gerçekleştiriyormuş havasında vazgeçti. Evet zaten uygulanmasında bile gönülsüzlük, bir boş vermişlik, bir adam sendecilik seziliyor, görülüyordu. Ancak her şeye karşın bir umut yaratıyor. Bu ülkenin kadınları için şiddete, eziyete, cinayete kalkan olacağı günler özlemle bekleniyordu. O duyguyu da katlettiler. Açın bakın gazetelerin üçüncü sayfalarına, kanlar içinde. Bazısı birinci, çoğu üçüncü sayfalardan bazı örneklere bakalım. Gece yarısı eşini uykusunda boğarak öldürdü. Sokak ortasında sevgilisini satırla kovalayıp katletmeye çalıştı ayrıldığı eşini kurşuna dizdi. Kimse yardım etmesin diye başında bekledi. Bu ülkede şiddetten, ölümden, yok edilmekten kurtulmak için baba evine ya da karakola sığınmaya kalkan kadınlar bizzat sığındıkları yer tarafından aynı zalim ellere teslim edilmiyor mu? Aman yuvanı bozma öğütleriyle şiddete, eziyete, yok olmaya postalanmıyorlar mı? Çocuklarının gözleri önünde bile katledilmiyorlar mı? Bu toplumun kadınların yok edilerek ulaşacağı tek yer cehennemin ta kendisidir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.